Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Rusya yine kaostan faydalandı. Türkiye'ye karşı büyük bir çağrıda bulundular. Kıymetli izleyenler, elimize ulaşan son dakika bilgisine göre Rusya devleti yine kan emicilik yaptı. Rusya, Türkiye'nin Suriye'ye giden askeri sivil uçaklara hava sahasını kapatma kararından rahatsız olmaya devam ediyor. Moskova Ankara'dan kararı yeniden gözden geçirmesi konusunda büyük bir çağrıda bulundu. Rusya devleti yaklaşık bir ay öncesinde Suriye'ye giden Rusya sivil askeri uçaklara hava sahasını kapatma kararı almış Türkiye'ye bu karardan dönme çağrısında bulundu. Tataristan'ın başkenti Kazan'da konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail, Türkiye hava sahasının kapalı olması sebebiyle Suriye'deki üslere karşı erişimin aksadığını söyledi. Konuşmasının devamında Bakan Yardımcısı şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin hava sahasını uçaklarımıza neden kapattığını hala anlamış değiliz. Rusya devletiyle Türkiye, Suriye topraklarında başta DAEŞ olmak amacıyla terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesi için işbirliği yapıyor diyerek şöyle devam ettirdi. Suriye'deki üslerimizin çalışması sekteye uğruyor. Ankara ile beraber hava sahası konusunu yoğun bir biçimde müzakere ediyoruz. Türkiye'nin hava sahasını geçiş yasağını bir an önce kaldırmasını bekliyoruz diyerek büyük bir ifade kullandı. Deli takipçilerimiz, gördüğünüz gibi anavatan Türkiye şu anda NATO ile büyük bir karışıklığın içine girince Rusya bu durumdan faydalanmak istemiş, akabinde üsler konusunu tekrardan önümüze çıkarmıştır. İlerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.